Kırmızı şarap yapmak için öncelikle 1 litre elma vişne suyuna ihtiyacımız var. Ve bunu mutlaka koruyucusuz, %100 doğal meyve suyu olması gerekiyor. Ben şimdiye kadar hep aynı markayı kullandım. O yüzden size de bunu önereceğim. Diğerleri için garanti veremem çünkü denemedim. Şarabı meyve suyu kutusunun içinde yapacağız. İçine katacağımız şeker ve maya için boşluk açmamız gerekiyor. O yüzden bir bardak meyve suyunu kenara alıyoruz huni yardımıyla 100 gram yani yarım su bardağı şekeri meyve suyu kutusuna boşaltıyoruz. Ağzını kendi kapağıyla sıkıca kapatıp güzelce çalkalıyoruz çünkü şekerin erimesi gerekli. Yine huni yardımıyla 1 gram kuru maya ekliyoruz. Bu aşamadan sonra oldukça nazik olmalıyız. Mayanın dibe çökmemesi için kutuyu sallamamalıyız. Şişenin ağzına yırtmadan bir balon yerleştirip iğne yardımıyla delik açıyoruz. İğneyi bir taraftan sokup diğer taraftan çıkarıyoruz. Balonun iki yüzü de delindiği için bunu iki delik olarak sayıyoruz. Kışın toplam 4 delik yeterli. Bahar aylarında 6 delik delmemiz, yaz aylarında ise delik sayısını 8'e çıkarmamız ideal olacaktır. Kapak daha sonra lazım olacağı için onu da atmayalım. Yaptığımız tarihi kutunun üzerine yazdıktan sonra çok sallamadan karanlık bir dolabın içine koyuyoruz. Balon bir gün içinde şişebilir, şişmeyebilir de. İki türlü de sonuç değişmeyecektir. 14 gün bu şekilde bekledikten sonra balonu çıkarıp kapağı takalım ve buzdolabına kaldıralım. Soğuk olarak tüketebilirsiniz. Eğer beyaz şarap yapmak isterseniz aynı markanın %100 elma suyu olanını kullanabilirsiniz. Roze şarap için bir kırmızı bir beyaz şarap yapıp ikisini karıştırabilirsiniz. Dibe çökecek olan ölü mayaların gelmemesi için şarabı kadehinize koyarken kutuyu sallamamanızı ve dibini tüketmemenizi öneririm. Tada! Ev yapımı kırmızı şarabımız hazır.